Bakan gönderdi. Duyuyorum, duyuyorum. Böyle kaldırmış bulamıyoruz abi. Kimliği kaldırmış. Tek power kablosu, projeksiyonun power kablosunu bir yere kaldırmış. Evet arkadaşlar, ben şunu çok net söylemiştim ve ben size inanıyordum. Çünkü ben biliyorum abi, buradaki gençlerin içlerindeki... Bravo! Evet, şimdi... Bizim kalacak! Şam Bel. Bazıları diyorlar ki ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Balkanlar'da. Türkiye'nin sınırları Türkiye'den başlamıyor. Onun için burada bu temanın olması gerçekten başkanım çok önemli. Gençlerimizin Türkiye'nin sınırlarının Türkiye'den başlamadığını, Kudüs'te gençler vardı, Şam'da gençler vardı, Galicia'da gençler vardı, Çanakkale'de gençler vardı. Ama yakın tarihimize bakarsak tabii 15 Temmuz'da yine gençler vardı. PKK'ya karşı duran Eren vardı. Biliyorsunuz değil mi Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği değeri. Bizim sadece 2023 hedeflerimiz yok. Bizim hedeflerimiz çok daha ileride. 2053 hedeflerimiz var. 2071 hedeflerimiz var. Ve ülkemizi bu hedeflere taşıyacak olan sizlersiniz. Özellikle geçen sene Ayasofya Camimizin açıldıktan sonra, geçen sene burada biliyorsunuz yine iftihapları olmuştu. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldığı noktasına gelmiştik. Ve bu sene inşallah seneyi devriyesi var. Böyle bir beldedeyiz. İstanbul'da yaşıyoruz hep birlikte. İstanbul'un gençliği için, İstanbul'un geleceği için sokak sokak, kapı kapı inşallah çalışmamız gerekiyor. Bu noktada burada hep birlikte bu sözümüzü tazeleyip inşallah ilçelerimize, ilimize döndüğümüz zaman canla başla en güzel şekilde okullarımızda bütün çalışmalarımızı idealist bir şekilde, iddialı bir şekilde sürdürmeye inşallah devam edeceğiz. Bu topraktan böyle bir gençlik yetişiyor arkadaşlar. Elhamdülillah buralardan Alparslanlar, Selahattinler ve birçok isimler sayabiliriz. Bu topraklardan yetişiyor ve bütün ümmeti Muhammed bu topraklara bakıyor. O yüzden bizim çok sağlam durmamız lazım, çok çalışmamız lazım, çok gayret ediyor olmamız lazım. Ben bu duygu düşüncelerle hepinizi tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hayatım boyunca gençlere, gençlik çalışmalarına, eğitime, kendi hayatının da önemli bir kısmı eğitimin içinde geçmiş birisi olarak, hayatının bir kısmı gençlik çalışmalarının içerisinde olan birisi olarak hep gençlik çalışmalarına önem verdik. En zor şartlarda bile destek olmaya gayret ettik. Ve Allah'a çok şükür bugün TÜKVA'mız Türkiye'nin her yerinde on binlerce, hatta az evvel Enes kardeşime sordum, şimdiye kadar yaklaşık 300 bine yakın genç kardeşimizi böylesine doğa kamplarında bir araya getirdiler. Evet, bir ülkenin, hele bizim gibi bir ülkenin yer altında, yer üstünde her türlü doğal kaynağının olması güzel bir şeydir. Teknolojisinin çok ileri olması güzel bir şeydir. Topunun, tüfeğinin, uzay çalışmalarının olması fevkalade güzel bir şeydir. Ama bunların hepsinden çok daha önemlisi ve hepsini harekete geçirecek olan, eskilerin tabiriyle hareket noktası, muharrik noktası sizlersiniz, gençlersiniz. Gençliği olmayan bir milletin, inançlı, bilgili, gerçekten güçlü bir gençliği olmayan bir milletin zenginliği olsa ne işe yarar? Gençlik bir ülkenin de yapacağı en önemli yatırımdır, en sağlam yatırımdır. Öyle mi? Yatırım deyince aklımıza ne geliyor? Fabrikalar geliyor, zenginlik geliyor, para geliyor, yollar geliyor, havaalanları geliyor, her türlü çalışmalar geliyor, teknolojik çalışmalar geliyor. Kim yapacak bunu? Siz yapacaksınız. Bizim gençliğimizde hayal olan şeyler Allah lütfettiği hayatımız içerisinde gerçekleşti. Türkiye, Ayasofya açıldı mı? Geçen sene söylemiştim, Ayasofya açıldı, zincirler kırıldı.
Allah'ın izniyle bir gün Kudüs'te tam manasıyla özgürleşecek ve silahlarını da zincirleri kuracaktır. Bizim Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 tane vasfın olmasını isteriz. Bunun için dua ederiz. Bunun için gayret sarf ederiz. İdealist, ahlaklı, kararlı, bilgili olacağız, yeter mi yetmez. 5. olarak da TÜGVA gençliğinden beklediğimiz aksiyoner olmasıdır. Yani eylem içerisinde olacağız. Hareket içerisinde olacağız. Yani Türk şarkıda söylediniz ya. Hareket var, bereket var. Hareket içinde olmak ne demek? Hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı bir kenarda oturup durup iyi bir insan olan değildir. İyi insanlık vasıflarından insanlara da bir şekilde istifade ettirendir. Şu karşıda duran Çanakkale dağlarında 2 günde Elinoğlu gelir geçer, İstanbul'u da alır giderdir. İdlib'den gelen Mehmet hiç görmediği bir Çanakkale, hiç görmediği bir İstanbul için şehit düşmedi. Yemen'den gelen Mehmet hiç görmediği bir İstanbul, hiç görmediği bir Çanakkale için şehit düşmedi kuşkusuz. Aynen sizin bugün hiç bilmediğiniz Kudüs'ün davasına sahip çıktığınız gibi. Şurada bulunan kardeşlerimin, evlatlarımızın çoğu yeni bir dünya kurulduğunu göreceklerdir. Şu Birleşmiş Milletler falan diyoruz ya, bu Birleşmiş Milletler'in yapısının tamamen değiştiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz. Daha adil bir dünyada yaşayacaksınız. Daha kaliteli bir dünyayı kuracaksınız. Dostlarınız sadık olsun. Allah yardımcınız olsun. Elinize selam ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.